İzlemiş olduğunuz gibi İsrail'in şiddeti ne yazık ki hedef tanımıyor. Gazze'de yaşanan soykırıma tepkisiz kalmak istemeyen anti-Siyonist Yahudiler ellerine Filistin bayrağı aldılar ve Kudüs sokaklarında yaşananlara tepki göstermek istediler. Ne yazık ki İsrail polisinin sert müdahalesine maruz kaldılar. Bugün ATV Haber'den Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan şiddete maruz kalan Yahudilerle konuşmak için olay yerine gitti. Evet Özlem, neler aktaracaksın oradan bize? Kameraman arkadaşım Arif Soner Kalkan'la birlikte çok özel bir yerden canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Batı Kudüs'teyiz. Ortodoks Yahudilerin yaşadığı, Siyonizm karşıtı Yahudilerin yaşadığı mahalleye geldik. Dün bu mahallede İsrail polisinin şiddeti vardı. Bulunduğumuz bu noktada Ortodoks Yahudilerine. İşte görüyorsunuz o mahalledeyiz. Burada duvarlarda bakın Filistin bayrağı var. Dün İsrail polisi buraya gelerek o bayrağı buradan indirmiş ve burada insanlara saldırarak onlara şiddet uygulamış, bazılarını gözaltına almıştı. Gelin buradaki Ortodoks Yahudiler, o şiddete uğrayan Ortodoks Yahudilere mikrofonu uzatalım. Hi there. What would you like to say? This is the Palestinian flag first of all. What would you like to say? What I'd like to say, the boys here make it next to the towards the rabbi here say to make that to show for all the people we doesn't want the Israeli army here. We want the Palestine army here. It's full better from the Israeli. What is doesn't want? What he want only fights. Okay, just a second, please. I'm gonna translate. Ne söylediğini size tercüme edeceğim. Burada bir Filistin bayrağı olduğunu, İsrail'i istemediklerini, Filistin'i desteklediklerini söyledi. İşin özeti bulunduğumuz bu noktada. Burada kime mikrofon uzatırsak uzatalım, herkes İsrail'in şiddetinden, çocukları öldürmesinden, o katliamdan büyük bir maalesef üzüntü duyduğunu dile getiriyor. Kendisine birkaç soru daha sormak isterim. What's your demand? Do you support Palestine, free Palestine? Yes. Sure, we want free Palestine, free from the Zionists and come here. Also, America or England or Frank, but anyway, it's sure better the Arabs, but the Arabs they want to come here. We say welcome Arabs, come and take the place and take me out from the Zionists what is make me no good. Just a second, I'm gonna translate. Siyonizmi desteklemediklerini söyledi. Burada kendisi aslında bu mahallede kime mikrofon uzatırsak uzatalım. Duyduğumuz cümle aynı. Biz İsrail'i desteklemiyoruz. Biz Siyonizmi desteklemiyoruz. İşte bu yüzden de aslında bu duvarlara çizdikleri Filistin bayrakları da onların Filistin'e karşı desteğini sunuyor. Sık sık burada İsrail askerinin, İsrail polisinin şiddetine maruz kalıyorlar. Dün yine benzer görüntüler bu mahallede yaşanmıştı. Bakın kameraman arkadaşımla birlikte bu mahalleye girdik. İlk başta konuşmak istemediler ama sonrasında bize dertlerini anlatmaya başladılar. Siyonizmi desteklemediklerini, ölen çocuklar için büyük üzüntü duyduklarını ve işte bu Filistin bayraklarını da işte buraya astıklarını, Filistin'e destek verdiklerini her şeyden önce belirttiler. İşte görüyorsunuz burası Batı Kudüs'te, madalyonun diğer yüzü aslında. Bakın Ortodoks Yahudilerin olduğu bir mahalledeyiz. Yaklaşık 10 dakikadır burada Yahudilerle, Ortodoks Yahudilerle sohbet ediyoruz. İşte kameramızın açısında da görüyorsunuz bize söyledikleri kesinlikle de Siyonizmi desteklemedikleri, o yüzden burada şiddete maruz kaldıkları. I would like to ask you, do you support Netanyahu? Do you like Netanyahu? I doesn't like Netanyahu. Sure, no. Netanyahu is want to kill all the Jewish people with the fights with what he is make with the Arabs. He's make the fights with the Arabs. To make a fire by the Arabs, and the Arabs come here and kill the Jewish people. What is doesn't want no Netanyahu, no the all the Israeli army, the Israeli people here. Just a second. Netanyahu'yu destekleyip sevip sevmediğini sordum. Netanyahu'yu kesinlikle sevmediklerini, desteklemediklerini söyledi. Öyle ki Netanyahu'nun buraya gelip şiddet uyguladığını, ölüm yağdırdığını da kendisi bize söyledi. İşte bulunduğumuz bu nokta çok kritik. Bakın burası Batı Kudüs. Yıllardır İsrail
İsrail işgali altındaki Kudüs topraklarında, Batı Kudüs'teyiz burası. Ortodoks Yahudilerin yaşadığı mahalle, muhafazakar Ortodoks Yahudilerin yaşadığı bu mahallede Filistin bayrağını duvarlarda görebiliyoruz. Aslında dün dükkanlarda da burada bayrakların olduğunu söylediler ama dün polisin saldırısının ardından burada bayraklar kaldırıldı ve şimdi duvarlarda var. Öyle ki bazı duvarlarda da yine bulunduğumuz bu noktada üzerleri çizilmiş İsrail polisi tarafından. İşte Ortodoks Yahudisinin anlatımıyla aslında burada yaşananları dinledik. Bu yayın çok kıymetliydi. Bir de madalyonun diğer tarafından bakmak gerekiyordu. İşte buraya geldik. Burada Ortodoks Yahudileriyle konuştuk. Onların olan bitene, Gazze sınırında yağan ölüme karşı verdikleri tepkiye şahit olduk. Bu notlarla sözü buradan yeniden size bırakalım.